yapınca bir anda şok olmuyor, oluyorum. Olmuyor değil mi? Evet. Başlanalım mı hocam? Yok ama ya buraya kadar geldik. Artık bir daha başlanmıyorum. Yani. Tabii bir 30 saniye daha yemeyelim yani. Öyle böyle program açılmış oldu yani. Evet, açılmış oldu. Peki. Günaydın. Günaydın. Evvela şunu göstereyim. Aa, bir tane de bana versene ondan. Sana vereyim hocam. Bu anlat bunu. İyi. Güneş iyi. Gazetesi. Bu iyi. Burada iyi yazıyor. Şu iki ok ve bir çekilmiş yani yaydan çekilmiş ok. Hı-hı. Bu kayının sembolü. Kayı boyu. Kayı boyunun sembolü. Onların bayrağı. Güneş Gazetesi bugün. Sancağı. Evet, sancağı, evet. Evet. Güneş Gazetesi bugün bunu hediye ediyor. Biz de buradan bu vesileyle selam olsun. Bugünlerde diriliş. Sen de odanın kapısına astın. Bizim odanın kapısında artık böyle, bu var. Böyle, evet. Artık kayı boyusun sen. Evet. Yandaki odaları da at, dodurgalı modurgalı falan böyle gitsinler yani. Dağıtacağız. Diğer boylar. Birinci boy, kayı boyu ve diğer boylar. Geldiği zaman benim odanın kapısını anlarsınız yani. Hangi kayı kapı? Boyu, işte dodurgalı, karahanlılar, ilhanlılar böyle gidiyor. Süper, süper. Güzel, şunu şuraya koyalım. Çok enteresan yani. Şurası senin oradasın. Nasıl bir altın Sinan, kelebek. Sinan gel şunları da at. Nasıl gel, bir altın gel. Kelebekse. Ya şunları dağıt arkadaşlara. Hadi. Evet. Böyle başlayalım programa. Kayı boyu olmayanlara verme. Kayı boyu olmayanlara verme diye. Güneş Gazetesi'nin bu önemli hizmeti. Bugünlerde çok konuşuluyor. Teşekkür diriliş. Ediyoruz evet. Teşekkür ediyoruz. Bir şey daha güzel, var dirilişle güzel, ilgili. Güzel basma. Dirilişle ilgili bir şey daha var. Bugün Hürriyet Gazetesi'ni elime aldım. Bir de ne göreyim? Mesela sayfayı çeviriyorum. Ahmet Hakan, diriliş çok fazla hak etmişti bu ödülü. Peki, çeviriyoruz sayfayı. Ayşe Arman, vallahi ne güzel oldu dirilişin bu ödülü alması. Çeviriyoruz, Ertuğrul Özkök, jüri üyesi olarak dirilişe tam oy vermiştim. Bunlar dün akşam için bir arada mı içtiler, ne yaptılar? No. Aynı şeyi mi içtiler? Ne oluyorsunuz alo? Abi bir anda hepsi aynı. Ne oldu size? Hepinizin birden... Saksı nereden? Ne oldu? Hayırdır? Nişantaşı dolaylarından diriliş saksısı düşmüş kafanıza. Çok yalnız bıraktılar Okan Bayülgen'i. Bir önce alıp sahip çıktı Okan Bayülgen'e. Kaç tane Okan'ımız var diye. Ya. Hayır, Okan Bayülgen önemli değil. Okan Bayülgen kendisi bile vallahi ben dirilişçiyim falan dedi de hani Okan Bayülgen, size ne oluyor ya? Okan Bayülgen Nişantaşı'nda bile üzerinde şöyle Okan Bayülgen'in üzerine bu yapıştı bir şekilde kukulatalı bir şekilde görmeyi umuyoruz. O şekilde yaparsa Okan Bayülgen o zaman kendisini affetme imkanımız olabilir diye düşünüyorum. Altan Fon müziği verelim mi hocam? Yok o kadar. Yani Okan'a buradan gönder. Hani bunu düzeltme yolları var ya. Yalnız gördükçe aklıma diriliş gelecek yani. Okan'ı gördükçe. Gördükçe yani. Bak beyaz da gördükçe aklıma telefon geliyor. Bir şey sorabilir miyim? Şimdi mesela hani niye Okan, böyle oluyor Okan yani? Öyle böyle iyi bir oyuncudur. Yani tiyatro sanatçısı olarak. Çok iyi bir. Sesi. Çok iyi bir ses tonu. Çok iyi bir ses. Acaba kendisi. Diyorum yani hani. Benden bir tık aşağıdan. Senden bir tık aşağıdan. Yani, tamam. Acaba diyorum Okan Bayülgen kendisine dirilişten teklif gelmediği için müteessir mi oldu da bu hale geldi? Allah'ını seversen kayı boyu orada Türklerin savaşı kılıç falan Okan'ın orada ne görev vereceksin ki? Kayının nesi olur o? Yani evet. Okan'dan ne olur ki? Okan işte şey. İşte ben de öyle konuşuyormuşum bu sefer. Şey oluyormuş yani ben de Okan'ın durumuna düşmeyeyim. Çünkü böyle hatalar yapılınca insanlar biliyorsun sinliyor. Okan'ı kınıyoruz. kınıyoruz. Çünkü beyazın... Okan'a ilk gün söyleyeceğimiz lafı söyledik. Hala doğrudayız. Tanzimat kafalı Fransız uşağı. Okan ve onun gibiler zaten diriliş ruhu da onlara karşı var. Bir de, yani, bir de bu buna ders olmuştur herhalde Okan'a. Bundan sonra kendi programında yapmış olduğu şovmenliği sunuculuk verildiği zaman zevzekliği ya ne şovmenliği. Mesela Cem Yılmaz'a bunu versen Cem Yılmaz buradan yırtar. O Cem Yılmaz. Ama sen yırtamıyorsun. Çünkü zevzeklikle espri arasında bir ince çizgi var. Evet. Onu kaçırıyor. Doğru. Şimdi stara mı geçtik? Daha geçmedik stara. Madem Ahmet Hakan'ı açtık, selamlamadan bırakmayalım. Tamam, selamlıyorum. Ahmet Hakan'ı bulmuşken bırakmıyoruz. Bir şarkı daha dinliyoruz Ahmet Hakan'dan. Ahmet Hakan'dan. Fethullah Gezici miydi? Soru gibi görünüyor. Aslında bu bir önerme, bu bir yorum aslında yani. Bir yalanı büyüttükçe büyütüyorlar. Güya Fethullah Gezi'yi organize etmiş. Güya Fethullah Gezi'ye destek çıkmış. Güya Fethullah Gezi'nin arkasında durmuş. Yalanın daniskası bu. Fethullah'ın bütün gazetelerinin Gezi'de nasıl hükümet yanlısı medyayla ortaklaştığını, Kabataş yalanını nasıl büyüttüğünü, Gezi karşısında nasıl hükümetin yanında yer aldığını, hadi bunu da geçtim, Fethullah Gülen'in Gezi'ye katılanlara nesebi gayri sahih diye çok aşağılık bir hakaretle saldırdığını herkes bilir diyor. Şimdi buradaki büyük soru işareti
Kimdi o meşhur televizyonda bir böyle hani seni beni alır mısın, sen beni al, benimle kısmetlenir misin diye bir programlar var ya. Ha, evet. Orada bir tane bir sunucu kadın vardı. Bendeki magazin kültürüne bak. Ondan sonra koca bir soru işareti, bir hareket yapardı ya. Şimdi ben de onu vallahi yapayım. Tam senin pası sal, tam alamayacağım böyle, ama olsun. Böyle pası alamazsın. Yani ben de aslında çok da ciddi pas atmadım bu arada. Yani o pas değil. O koca soru işareti de şu. Soru şu. Fethullah gezici miydi derken tabii anlatmış teker teker. Burada kimi aklamaya çalışıyorsun? Fethullah Gülüyor. Önce önermelerini söyleyeyim. Diyor ki. Önermelerini okudun işte. Bak, Kabataş yalanını şey büyütmüştü diyor. Fethullahçılar. Gezi karşısında hükümetin yanında saf tutmuştu. Bir de Fethullah Gezi'ye nesebi gayri sahih demişti. Ha, şimdi burada Fethullah'ı mı kurtarıyorsun, Gezi'yi mi kurtarıyorsun, onu anlamadım. Şimdi bir tane hangisi önemli yani? Şimdi Fethullah Gezi değildi de işte bak böyle demişti yani. Fethullah gibi bir hain Gezi'yi desteklememişti. Sonuç önerge eşittir. Sonuç conclusion yani Gezi öyle Fethullah'ın desteklediği bir şey değil. Bir ruh vardı onda mı dedin? Değil mi? Ne gönderme yaptın şimdi? Bir de vakit de değil yani kışın ortasında bu soğuklarda nereden Gezi geldi? Ne alaka? Ne alaka diyorum ki, alaka demiyorum. Ondan sonra öteki ne peki? Fethullah. Yani bir taraftan da yani eğer Gezi kötü bir şey idiyse de ve acaba Fethullah böyle kötü bir şeylere falan zaten bulaşmaz mı? Yani benim sorum bu. İkisinden birini yani, temize çıkartıyorsun. Bir tane temize çıkartmaya çalışıyorsun. O zaman biz de bildiğimiz ama, şeyleri söyleyeyim. Ama bayram değil, seyran değil. Nereden çıktı bu Gezi anlamadım. Ahmetciğim, bir. Ahmetciğim, sen teknede o kadar samimi misin? Samimiyim. Sen kadar teknede servis yaparken o sırada birileri Gezi'de bir provokasyon peşinde koşuyor. Çadırları yakıyor ve oradaki kitleyi kışkırtıyor. Bize bu talimat bizzat Tayyip Erdoğan'dan geldi gibi garip bir polis memurunun doğrudan Tayyip Erdoğan'dan talimat aldığı gibi garip bir takım açıklamalar sonra yapıyorlardı. Sonra FETÖ çorusu soruşturmasında faşist Gezi kalkışmasına katılan tabii pek çok kişi tarafından da doğrudan tanıklıkla ifade edilmiş laflardı. Sonra o cümleyi bize bağla. Bize Tayyip Erdoğan doğrudan talimat verdi. Gelin bu da bu şey cop atın, gaz atın, biber atın falan filan. Dedi. İki. Bütün bu işte Mehmet Altan'ın şimdi içeride yaptıklarının hesabını vermekle meşgul biliyorsun. Türkiye iç savaş cehennemini yaşamadan düze çıkmayacak tezini doğrular nitelikte sadece Alevilerin polisler tarafından öldürülmüş olmasının da öyle anlaşılıyor ki doğru. Ahmet Hakan daha farkına varamamış. Yani gezimezi kalmadı işte Ahmet Hakan bir şey, o son bölümünü doldurmak üç, için. Bu bahsettiği şu Kabataş meselesiyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Doğru. Kabataş'a da camide içki meselesine de Fethullah'ın o zamanki medyası sahip çıktı değil. Hı. Bizzat camideki bira kutusu meselesini Cihan Haber Ajansı Fethullahçı terör tamam örgütünün elemanları kaydedip servis etti. Durat. Sonra da tabii, kenara çekilip Samanyolu. Samanyolu. Sonra tabii da kenara çekilip vallahi bunlar vallahi bir bira kutusundan bahsediyorlar ama nereden çıktı? Aynen, ben bütün aynen o gün Dolmabahçe'deki arkadaşlarıma sordum. Nereden çıktı bu bira kutusu meselesi dedim. Vallahi dedi abi içeride Samanyolu muhabiri vardı. Bütün o gün sahada olan muhabirler hala daha çalışıyorlar. Çıksınlar söylesinler. O Dolmabahçe'de caminin içerisinde neyse Samanyolu muhabiri vardı. Hı. Bize bir bira kutusu çektiğini söyledi. Biz de içeri girdik. Ondan sonra çektik. Öyle yani o şimdi bir de şu var yani bir de onu da ikna edeyim en son. Çok da gerek yok o mevzuya ama Baran Su'nun da attığı tweet vardı meşhur. Baran Su biz istesek diz çöküldü. Neydi? Neydi biz o? İstesek bu geziyi bir iki gün içerisinde bitiririz ama biraz burnu sürtsün. Hı hı. O ne demek? Yani şeyin Cumhurbaşkanı'nın burnu sürtsün diye. O zaman meydan okuması vardı. Yani peki bitirdik, Fethullah'ın bitirirdik derken. Fethullah'ın Beşiktaş'a Emre Uslu da hepsi öyle. Beşiktaş'a tam boy duvar giydirmesi yaparak verdiği polisle çapulcu fotoğrafları yan yana ben mi verdim o ilanları? Hayır yani sonuçta kimin ne olduğunu da biliyordur da o bölümünü dolduracaktı. Yani hibrit tohumun ne olduğundan bahsetmek yerine aklına Gezi geldi. Onu doldurmuş yani. Bayram değil, seyran değil. Hiç yani. Ahmet Hakan Gezi yani dolayısıyla. FETÖ'yü mi aklamaya çalıştı, Gezi'yi mi aklamaya çalıştı? İkisini de aklaması, ikisi de birbirinden beter. Aynı şey. Şey. Lacivert. Ha. Ota bota yorum yapıyorsun ya o. Estağfurullah. Ben bir şey demiyorum abi. Öyle bir laf vardır. Ota bota yorum yapma. Bot. Tabii yani. Ottan çünkü o şeyler ot, şişme bot şeyleri, gibi yani. Değil, hayır, otun o şeyleri. Tamam abi daha fazla şey yapmayalım. Ayakkabı inmeğinin o botun. Evet abi tamam devam edelim abi. Karar.
ne, Cumhuriyet'e geldik. Gelmedir, Cumhuriyet'e gelmedir. Boş ver Cumhuriyet'i. Hala mı Hürriyet'tesi? Ya Hürriyet'te bu kadar çok fazla vakit harcadık. Yok tamam, Hürriyet'e geçeceğim. Tamam peki, Milliyet'e gel. Milliyet'e mi gelelim? Tamam. Gel Milliyet'e. Cumhurbaşkanı. Milliyet hakkında hiç konuşmuyoruz. Ne sıkıntı olmaz. Çok Milliyet'i yapanlar güzel bir gazete yapıyorlar. Evet. Evvela onu söyleyelim. Evet. Mehmet Soysal orada galiba önemli tesir edici söz sahibi. Ama benim anladığım kadarıyla Mete Belavacıklı'nın da Milliyet'in birinci değil sayfasına mi? Çok ciddi katkısı var. Öyle anlaşılıyor. Evet, Cumhurbaşkanı sıkıntı olmaz diyor. Cumhurbaşkanı sıkıntı olmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa değişikliği teklifinde ismin başkanlık veya cumhurbaşkanlığı olmasının bir sıkıntı yaratmayacağız. Aynen. Dün söyledik, hatırlıyor musun? Yani evet. Cumhurbaşkanı yahut da başbakan veyahut da başkan de, ne dersen de batıdaki algısı president olacaktır, başkan olacaktır. Sonuçta sistem üzerindeki karar mekanizması üst erk ve parlamenter sistemse, yani yarı cumhurbaşkanlığı sistemi ise bir ona göre bir şey, demokratik hiyerarşik yapı var. Veyahut da direkt Amerika'daki başkanlık olduğu zaman onlar da zaten isimlerini United States, yani Birleşmiş Devletler eyaletlerden bahseden başkanlık sistemi. Ama sonuçta president, cumhurbaşkanlığı sistemi veyahut da başkanlık sistemi derken aslında çok değişen bir şey olmuyor. Neticede sistemin kendisinin zaten evrensel bir şeyi var, olgusu var. O yüzden başkan fark eden ya da bir şey cumhurbaşkanı yok. Bizim açımızdan fark değişmiyor, etmiyor. Değişmiyor. Önemli olan sistem meselesi, evet. Ve bu sistemde... Önemli olan şu var, bunu kabul, bunu da böyle yanlış anlaşılmasın ama böyle bu. Önemli olan şu anda Erdoğan doktrinleri üzerinden, bak Erdoğan doktrinleri diyoruz artık, yani Türkiye'de bir Erdoğan doktrini var. Hı-hı. Bu ülke o 15 Temmuz'dan sonra da özellikle yeniden bir diriliş, bir varoluş, bir kurtuluş savaşının içerisinde bulduk kendimizi ve Allah'a şükür de onu atlattık. Hani her ne zaman sorsan ya bu CHP Cumhuriyet'in ilanından 40 sene sonraya kadar ne yaptı ki diye sorunca şöyle derlerdi. Ya o zamanlar çok şartlar zordu, imkanımız kısıtlıydı, dünya fakirdi, biz de o yüzden çarık yiyorduk falan filan diye. Türkiye sadece bir kurtuluş savaşı atlatmış olmuyor. Hem savaşıyor, savaşırken de bu işi sürdürmeye devam ediyor. Yani hem şeyde Orta Doğu'da biliyorsun sınırımızın güvenliği, ülkenin bütünlüğü ve istikbali için bir mücadele devam ediyor. Diğer taraftan dünyayı meydan okuyan bir Türkiye var. Ve bizim de önümüzde gördüğümüz bir Erdoğan doktrini var. Bu ülkenin belli hedefleri, dünyayı meydan okuması, yeniden bir dünya devleti olmak, bir dünya devi olmak, küresel bir aktör olmak, bölgesel bir güç olmak, bunlar hep Erdoğan doktrinleridir. O yüzden biz Cumhurbaşkanlığı, ben yani kendi tabii bir siyaset bilimi anlatmıyorum. Ben vatandaş olarak konuşuyorum. Aynen. Benim gözümde Cumhurbaşkanlığı veyahut da partili Cumhurbaşkanı ya da başkan ne dersen de ben o doktrinlerin üzerinden gitmek istiyorum. Çünkü bizden sonraki nesillere bağımsız, böyle NATO'nun istediği zaman veyahut Amerika'nın istediği zaman darbe yaptırdığı, anladın mı? Bütün ekonomisiyle işte yapısıyla oynayabildiği bir ülke değil. Bağımsız, güçlü, dünyada bir rol model bir ülke olarak dünya arasında görmek istiyoruz. Bundan sonraki nesillerde. Diyeceksin ki şimdiye kadar yok muydu? Açıkça söylüyorum, kabul edersin veya etmezsin. Ama biz kendimizi çok bağımsız zannediyormuşuz. Bu ülke kurulduğu günden beri çok bağımsız, çok böyle kendi işte istiklalini kazanmış bir ülke diye düşünüyoruz ama demek ki o bu ülke yabancılar tarafından öyle bakılmıyormuş. İstedikleri zaman darbe yaptırılabilen, yönetilebilen, uluslararası kurumlarda ve kamuoyunda belli bir yere olan, verdiği zaman rolünü istediğin şekilde oynayan, öyle ben uzaya füzemi fırlatayım ama sen fırlatma. Sen 1981'de Atatürk'ün Anıtkabir'deki o bayrak direğini çelikten yaptığın anda bunu gururla manşetine koyarsan, o çelikleri yaptığın için alkışlanacak bir millet kalırsan bence sorun yok. Yani CHP'nin dediği, kurucu irade dediği bu. Ama eğer çıkıp da ben balistik füze yaparım, ben nükleer santral kurarım, ben dünyanın en büyük 10 ekonomik gücü olurum, burayı bana rağmen dizayn edemezsin ona dersen, bu sefer ne yapar? Almanla Fransız ne yapar sana? Alman ve Fransız alır çekten iki tane terörist, onları eğitir, paketler, sana gönderir. Sonra sorarsın, ya sen medeniyetin beşiğiydin diye, bilmiyorum der. Seni bir dakika müzakereden dondururum der. Erdoğan da çok da umurumdaydı der. Evet. İşte bu sen var işte bugünkü haberlerde iki tane çek yakalanıyor. Sınırda. Sınırda ve Şırnak'ta.
Çok çok sana çok garip gelmedi mi aslında Ersoy? Sabahleyin. Yok ben hani ben böyle duruyorum mesela bazen ve direkt yakalanıyorlar. Ben bizim topraklarda iki tane YPG'li. Bizim topraklarda dönen numaraları biz burada anlatıyoruz. Ama ağır gelmiyor mu mesela? Tabii ki bana ağır, çok ağır geliyor. Deli misin tabii ki fakat ikna edemiyoruz insanları, inandıramıyoruz. Ne alakası var? Ne yapmak lazım? Merkel'i mi yakamak lazım mesela Çukurova içinde? Ben çok açık bir şey söyleyeceğim buradan abi. Çukurca'da. Buradan yüksek sesle söylüyorum. Kim ne derse desin, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak söylüyorum. Hiçbir diplomatik krize de sebep olmak istemem. Fakat olmaz zaten. Bu yani PKK'nın siyasi kanadına dönük olarak operasyonlar yapıldığında HDP'li vekiller parlamentodan çıkarıldığında yerlerine asılları geldi oturdu biliyorsun. Büyükelçiler. Yani bizim vekiller gitti yerine biz dolduralım diye. Hı. O asıllara Belçika'nın büyükelçisine bilmem işte diğer başka bir takım Avrupa ülkelerinin büyükelçi konsolos ya da büyükelçilik yetkililerine yetkilendirilmiş isimlere tek tek soracaksın kardeşim. Bu bombayı nereden aldınız? Bu bombayı kime verdiniz? Nereyi patlatmayı nerede planladınız? Hangi örgütü hangi operasyonlarda kullandınız? Neden burada DAEŞ'i burada PKK'yı tercih ettiniz diye. Bu işi büyükelçilerin yani bu hani korumaya çalışıyorlar ya oturuyorlar ya burası bizim dokunamazsınız falan filan diye isterlerse ne dedi Süleyman Soylu isterlerse büyükelçiler gitsin Kandil'in tepesine otursunlar hiç fark etmez. Son tahlilde Türkiye Cumhuriyeti egemen bir devlet olarak kendi hakkını müdafaa için hiç kimseye tanımaz. Hiç kimsenin gözünün yaşına da bakmaz. Hiç kimseye bakmaz. De dönüp de bakmaz. Bakmaz budur. Ama ben buradan yani PKK işte DHKPC DAEŞ falan gibi terör örgütleri vallahi, bu ya yani büyükelçiler nezdinde temsil edilen mekanizmalardır. Artık bunu tabii, tabii. Çok bilinçli bir görüntüsü lazım. Tabii, ya şimdi hakikaten dedim ki hani sabah sana onun için sordum ben. Ya dedim okuyunca bir an şok olmuyor musun? Yani iki tane Çek Çek Cumhuriyeti'ne sınırda sınırda üzerlerinde PKK informalı yakalanıyor mesela. İşte ya diyorsunuz senin Çek bir adamın oraya nere buraya hani nere güreşe mi geldin Çekler işte ok atışa mı geldin falan diyor. Diyor ki biz diyor kamplara geldik. Bizim eğit donat ihtiyacımız da Fransızlar giderdi ama Fransız alo Fransız. Evet. Ya sen bir dakika yani burada ajanlar yakalıyorum. Hani ben sana girmeye çalışıyorum. Sana gireceğim diyorum. Sen diyorsun ki bizim fasıl açılmadı. Fasıl 1, fasıl 5 kriter olmadı. Demokrasi yok falan. Ben bilmiyor. Bu tamam da bunu bilmiyor musun? O eleman kim? Ya ne kadar ahlaksızlar ya. Ya bunu söyleyecek kısa. Ya siz de çok efendim bakın Eurosentrik düşünce içerisinde Avrupa medya. Ya bırak sentrik Eurosentriği. İşin gerçek sentriği bu. Adam teröristi yetiştirip senin kucağına veriyor. Ondan sonra diyor ki bir dakika HDP'leri böyle yaparsanız var ya yemin ediyorum sizi Avrupa'ya almayacağım. Yani Cumhurbaşkanı'nı bu konuda çok çok seviyorum. Çok tebrik ediyorum. Yani içim soğumadı ama yok efendim ya bir dakika bir saniye ben iki ay sonra soracağım bakalım ben sana giriyor muyum girmiyor muyum? Bunu söyledi Cumhurbaşkanı. Evet. Ben rahatladım. Yani bunu Mehmet Çavuşoğlu bir dakika dedi ya bizim sayın dostumuz Avrupa Birliği bilmem nesinin Felişte abi hevele hevele girdi bir iyi bir şey zannediyor Alman. Aa falan bakarken dedi ya Pekkalılar dedi siz de niye vermiyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz dedi. Şimdi bu çok ben güzel. Karşılamayı öyle gidiş de öyle sonra Alman medyasına yazdı. Gördün mü Alman medyası? Alman medyası nasıl dayak yediklerini gördüler. Alman medyası içerisinde müthiş yorumlar var. Türkiye diplomasi açısından bir rezalete imza attı. Süper. Bizim bakanımıza böyle yaptılar. Bakanımızın merdiveni yoktu. Bakanımızın işte merdiven çıkarken nasıl bilmem neydi karşılamaya gelmediler. Tuvalete gitti, umumi tuvalete soktular falan filan gibi. Bu yok tabii, bu benim uydurmam. Sondaki tuvalet yok, atın onu. Ama bunu yazdılar. Ersoy. FETÖ PKK aşı. Dün Star Gazetesi üst düzey PKK'lının ağzından nasıl özellik vaadi karşılığında 15 Temmuz sürecine PKK'dan destek alındığını, nasıl işbirliği yapıldığını Belirgin şimdi anlatmıştı. Bugün o haberlerine Star devam ediyor. Ben bu arada özel bir bilgi daha koyacağım. Çok mu özel? Özel. Bu hani dün Noel Bayram manşetten vermiş olduğu o PKK'lı anlattı. Daki PKK'lı üst düzey PKK'lı şimdi sıkı dur abi. PKK soruşturması kapsamında değil. PKK soruşturması kapsamında değil. FETÖ soruşturması kapsamında yapılan takiple yakalandı. Oyda. Hakikaten çok feci bir şey. Bu yeni bir bilgi. Yani PKK soruşturması kapsamında. O kadar şimdi araştırmaya giriyorsun o çıkıyor. Bayloktan hayır adam Bayloktan takip ediyorsun. Bayloktan Baylok mesajları üzerinden iz sürüyorsun. Sonra vay, terör örgütü üyesi diye enseliyorsun.
Bir şey biliyorsun bakıyorsun PKK yöneticisi. Tabii. Sen şimdi var ya. FETÖ soruşturmasından giderek yakalamışlar. Sen şimdi bak. Ben bu arada bütün bu takibatı sürdüren savcılarımızın ve işte onlara bu anlamda kolluk gücü olarak destek olan polisimizin, askerimizin ayağına taş değdirmesin Allah. Sahiden de çok büyük operasyon bak, yapıyorlar. Bak ciddi söylüyorum. Şimdi Cemil Bayık'ın... FETÖ operasyonundan yola çıkıyorsun. Cemil Bayık'ı buluyorsun abi. Duran Kalkan Cemil Bayık'ın cep telefonlarına bak. Kesin FETÖ şey vardı. Eagle vardı orada. Bilmiyorum onların cep telefonlarına. Bayrok vardır. FETÖ operasyonundan gidip PKK yöneticisi sizin balıyorsun. Tabii öyle. Artık durum öyle. Bu. Nasıl haberleşecekler? Evet. Öyle haberleşiyorlar. Öyle çünkü iş bir yani o onun vurucu gücü. Emniyet de orada. Yargı da orada ya. Aynen. Sen daha terörü patlat bakayım bombayı. Heh. Sen de bakayım araştırmaya gir buraya bakayım. Ya tertemiz böyle, iş. Böyle bir ihanet. Bak bugün de Muammer Başkan'ın imzalı bir haber. İzmir'de. Evet. FETÖ PKK AŞ. İzmir'de kurulu şirketin yöneticisi HDP'li Erhan Kahraman'la Fethullah Gülen'in yeğeni Şima G. Gülen herhalde. FETÖ ve PKK'ya destekten gözaltına alındı. Örgütleri farklı zanlıların ikisi de... Tamam. Bu haberi star olarak bu kadar okusan Baylok. Yeter. Baylok. Ben demek ki neymiş? Demek ki Cemil Bayık'ta Baylok olabilirmiş. Tabii hiç gülmesin kimse. Ben şaka yapmıyorum. Gayet. Yani şu an o çukurda hendek bu Kılıçdaroğlu'nun arkadaşları var ya hendekçiler. Bunlar mesela bu şeyde hatırlarsın ne kadar genç korucudan tut, emniyetten tut, jandarmadan tut, özel arkadaşlara kadar ne kadar insan kaybettik hatırlıyor musun? Ya. Şurada bir şey yoktur. Yürüyün pat gitti. Diyorum ki ben ya tamam çok dikkatli bir mikrocerrahi operasyon yapıyorsunuz da ya gece şey var, dürbünleri var, görüş dürbünleri var, cihazlar var, drone'la yukarıdan tarayabiliyorsun. Böyle kayıplar olur mu? Abi böyle kayıplar tabii ki olur. Çünkü adam jandarmanın sağındaki adam FETÖ'cü, solundaki FETÖ'cü, bilmem emniyetin orası FETÖ'cü. Bunlar diyor ki alo yazışıyor. Neredesin baba? Kazdı kendini. Gönder çocukları oraya. Bu olmadı mı? Olmaz mı? 20 tane çocuğu böyle gömmedik mi? Ah, ah, kameraya yakalanları bir tek konuşuyoruz bir de. Ne diyor kamera? Hani yanan arabaya yanmayan araç. Alıyor böyle. Hani önü bomboş. Ama ite ite. Diyor, ite ite polis arabası yakmaya çalışıyor öteki arabayı da. Sevgilini soruyorsun. Abi diyor biraz daha işte mümkünse birkaç kişi daha ölse. Esna hatırlıyorsun şeyde vardı Gezi'de. Ahmet Hakkı'nı selamlayalım. Şey bir tane ölse ne güzel olur diye hatırlıyor musun? Halk TV'de miydi? Olaylarda. Alçak adamlar ya. Alçaklar. Evet. Akşama mı geliyoruz? Akşama gelmeden şu şeyi verelim ya. Herkes onu konuşuyor. Kim o? CHP İzmir Milletvekili Yiğit. Ha adam hakikaten adam tek başına girecek. Var mı onun şeyi? Tek başına girecek diye. Evet tek başına girmeye çalışıyor. Ha, İzmir Milletvekili. Biz girelim diyor. Bence girin. Aslında. Şunu göster bakayım bana biraz. Şeyde vardı çünkü ya. Ha? Şeyde İzmir diyor ki İzmir ayrılsın. AB'ye girsin. İzmir Milletvekili. Ne diyorsun? İzmir Türkiye'den ayrılsın AB'ye girsin. Bunun bir şeyi de vardı. Yani insanlar şey diye veriyorlar bunu. Ex-İzmir mi? Ex-İzmir de. Ex-İzmir yani İzmir öldü. Bir tane daha var. Dur onu da göstereyim gözünü seveyim. Ex-İzmir. Bu çok güzel ama ya. Şimdi bunu aslında Yılmaz Özdil'e sormak lazım. Bence Yılmaz Özdil'i göndereceksin Avrupa'ya sokacaksın oradan. Gerekirse İzmir ayrılsın girsin. E tam tabii ama tam cümle ifadesi bu. Gerekirse İzmir ayrılsın AB'ye girsin. Ex-İzmir. Ex-İzmir. Ex-İzmir ne demek hocam? Yani exit İzmir. İzmir exit. Yani İzmir exit olabilirdi. İzmir yapınca ölü İzmir gibi oluyor. İzmir gibi oluyor. Ölü İzmir gibi şey oluyor. Var. İnsanlar şöyle yalnız adam, hiç, adam mesela İzmir falan filan diyor. İzmir'in tekli galiba bu. Hı-hı. Hiç öyle İzmir. Avrupa'yı falan tipi yok adamın. Bir daha bakabilir miyiz o Avrupalı? Adam. Aşırı Avrupalı. Çok aşırı. Çok aşırı Avrupalı. Ali Yiğit. Evet, Ali bir bakabilir miyiz şu şey aşırı Avrupalı? İnsanlar şöyle söylüyorlar. Bu, ne diyor? Mesajı görünce. CHP acaba memleketten ayrılsa da tek başına girse AB'ye olur mu? Ha o daha iyi fikir. O zaman ne olur biliyor musun? CHP ayrılırsa AB'ye girer. Cumhuriyet Halk Partisi diyorsun yani. Hayır diyor. Tamam diyor abi ya. Evet abi. İşte tamam abi evet abi. İzmir ayrılsın AB'ye girsin diyor. Geçmiş olsun AB'ye girdi yani. Evet yani. İzmir. Ne güzel değil mi? Girerse. Yani? Böyle bizim zeki arkadaşlarımız var. Bunlar kim bunlar biliyor musun? Akraba Kılıçdaroğlu geldi. Dur. Bunlar kim biliyor musun? Bu laf Akraba Kılıçdaroğlu hatırlıyor musun? Hani oylarınızı yükseltiyor musunuz? Sağ bize kaydedilmişti hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum abi. Nasıl hatırlamıyorsun? Ya, abi tamam abi. Gözünü seveyim abi. Tamam abi. Sağ oylar hepsi AK Parti. Evet CHP kaydandı. CHP kayıyor evet. Bu Ali Yiğit bunlar gibi İzmir'e. İzmir milletvekilleri CHP aynı zamanda kim biliyor musun? Kim? Başkanlık gelirse ülke bölünür goy goy yapan adamlar bunlar. Yani sen başkanlık gelirse ülke bölünür diye memleketi ayağa kaldıracaksın.
biz AB'yle ilişkilerimizi gözden geçirelim dediğinde İzmir'e ayıralım, tek başına sokalım diyeceksin. Ya şöyle tabii, İzmir Cumhuriyeti olarak değil mi? İzmir Federasyonu. İzmir Federasyonu. İzmir Federasyonu. International İzmir bilmem ne Federation mesela diye koyacaksın abi. Ondan sonra bu Ali Yiğit'i tek başına. Aa bak bak şöyle kışın kabul ederim, şunu kabul ederim. Yani Ali Yiğit'i, bu Ali Yiğit'i tek başına ayırıp AB'ye çok göndersek Avrupa, mi? Çok Avrupa'yı bir adam ama. Hani ya gönderelim. Sen tek başına gir AB'ye kardeşim diyelim ya. Ne olur? AB'ye girer. İşte yani. Söz esprisi yapmasak. Hayır ya, AB'ye girerse gel bana ne. Bir şey söyleyeceğim, yalnız İzmir bu bölücülük olmuyor mu mesela? İşte tabii olarak. Abi onu demek istiyorum. Çok ağır bir ağır. Başkanlık gelirse memleket bölünür diyorsun. Asıl bölücü sensin ya. İzmir'i İzmir'i Allah ayıralım. Allah. Mesela, parçalayalım. Mesela Sakaryalılar biz de işte Gürcistan'a gireceğiz dese mesela, ayrılsak olur mu ya? Biz Rusya'ya gireceğiz. Aa, ne güzel. Herkes bir yere gitsin yani o zaman. Gitsin, gitsin. Ya bir söyleyeyim, ben Avrupa'ya ben ne... Bu CHP yalnız... Peki içinde, bir dakika, içinde Yılmaz Özdil varsa ya bence girsin. Yılmaz Özdil yok, Yılmaz Özdil İstanbul'da kaldı. Bence girsin var ya, inan Avrupa batar yani, şey biliyor musun? Yani şu Yılmaz Özdil'in girmesi şöyle bir avantajı olur. Eğer İzmir'le birlikte Yılmaz Özdil de Avrupa'ya girerse şu dertten kurtuluruz. Muasır medeniyetler seviyesinde yükselme vardı ya. Hı. Gerek yok abi, duracaksın, ondan seviyesi aşağı iner. Tamam mı? Biz otomatik olarak muasır medeniyet üzerinde kalırız. Biz zaten onların otomatik üzerindeyiz. Otomatik indirir yani. Biz zaten onların üzerindeyiz, boşver. Onlar daha aşağı bir yere gitmeye çalışıyorlar. Medeniyet dediğin tek çıkalmış da ne var? Aynen, Ersoy. Aynen. Şey açısından insani manada medeni değil, insan değiller de. İnsan değiller. Bakma adamın işte bir tane atom bombası bir şey var, bilmem nükleri var diye konuşuyorlar. Teknoloji konuşuyor ama adamlar metalist, maddeci. Bütün Avrupa maddeci olan adamların da ne tiyleti var, ne cimilliyeti. Bütün Avrupa toprakları insan iskeletleri üzerine kurulu. Tabii. Ondan sonra... Bütün zengin, bak Amerika'nın zenginliği köle ticaretindendir. Bedava insan çalıştırmak için bütün Doğu, Batı Afrika'nın tamamını orada çalıştırdılar. Fransa'nın tüm zenginliği Afrika'daki, o Afrika'daki birçok bölge işte yerlileri öldürerek onların yeraltı kaynaklarını ülkeye taşıyarak elde ettiği zenginlikler. Bütün Batı'nın zenginliği zaten şu anda dünyayı sömürerek. Ya sömürecek ya. Emperyalizm. Ha bir dakika. Bir İzmir girsin. CHP anti-emperyalist değil miydi? Ne? CHP anti-emperyalist değil miydi? Doğru. Batı emperyalist abi, niye sokuyorsunuz İzmir oraya? Gitsin. Ya bu Ali Yiğit yani. Çok komik adam ya. Çok. Tanışmak isterdim yani. Çok. Ama ben, o girsin ben. Şu hayatta şey zaten bak mesela bir Cem Yılmaz'a gülüyorum. Bir de CHP grubuna. Çok ciddi söylüyorum yani. Çok eğlendiriyor yani. Ben de bakayım. Ben Cem Yılmaz'a gülüyorum. Sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na gülüyorum. Son zamanlarda Okan Bölgen'e güleceğim galiba. Yok, Okan Bölgen hiç komik değil. Hiç komik değil. Benim dediğim gibi giyinirse komik. Bak bunu alacak üstüne. Şöyle gezerse eğer. Bir de kutu takacak bir Okan Bölgen. Ben Tengiri'den diye başlayacak. Bak ne kadar komik olur. Şu senin bahsettiğin şu Çek operasyonunu Akşam Gazetesi çok güzel görmüş. Evet. Sıfır noktasında AB'li terörist operasyonu. Bu Ali Yiğit'in girmeye çalıştığı yer. Abi. Bundan sonra AB'yi böyle anlayalım. Ali'nin girmek istediği yer. Tövbe estağfurullah. Yani Avrupa Birliği. Allah'ım yarabbim ya. Bak diyor ki senin şu Marketa ile Miroslav. Marketa evet. Selikova ve Miroslav Farkas. Farkas. Evet. İki terörist. Fransa'daki lejyon kamplarında eğitilen ve terör örgütü YPG'nin suikast silahları için kuryelik yapan iki Çek terörist Şırnak'ta yakalandı. Film gibi operasyon Miroslav Farkas'la Marketa Selikova isimli iki Çek sınırdan geçiş yapacağı istihbaratı üzerine başladı. Oluşturulan özel ekip sınırda geniş önlem alıp bölgede kuş uçurtmadı. Gece yarısı iki YPG'li her şeyden habersiz Türkiye tarafına geçti. Kıskırarak enselen Selksvebun Botan ve Zelen Botan kod adlı iki Çek. Bunların bir kod adları varmış. Soyadları Botan. Mesela bunları sorduğun zaman, mesela bu Çek vatandaşlarına sorduğun zaman. Sordun. Sordum. Ya mesela YPG bu aslen bir Mezopotamyalı tipi yok bunlarda. Yok. Değil mi? Çeklerde özellikle pek benzemezler Mezopotamyalılara. Doğru. Tamam. Peki mesela sorduğun zaman bu Velişova ile Frankas, Irina Moriseva, Aleksandr Minenkov bu tarzda adamları sorduğun zaman hangi mesela Kılıçdaroğlu'nun tabiriyle hangi gerekçeyle oradasınız? Gerekçeniz falan çok enteresan. Neymiş gerekçeleri soruşturmasında? Bir şey yok abi. Hiçbir şey yok. Boşuna bakma. Bakayım değil mi? Gerekçe şu. Sadece şunu söylüyor. Sırtında silah var ya. Ya biz buraya geldik diyor, burada diyor kamplara gittik. Fransız şeyler vardı, eğitmenler vardı işte, komutanlar. Silah sürün, kalk, yat, işte kısa atış, suikast vuruşu, uzun menzilli indiriş, bunları bize öğretti. Peki Fransız, Allah razı olsun soruyorum şimdi. Peki Fransız abi Çek'i eğitip de burada ne yapıyor? Hollanda mesela sormak lazım. Hani DAEŞ'ten yürüyüş yaptık ya beraber, Fransa'nın birliği ve kardeşliği için.
Bu adamlar patır patır insan ölüyor burada. Şu adamlar. Kütür kütür. Bomba patlatıyor çocuk. Biliyorsun değil mi Diyarbakır'da ölen çocuğu gördün mü? Ya. 6 aylık bebek öldü. Şimdi bu Diyarbakır'da 6 aylık bebeği patlatan o bombanın sinizasyon ve kurulumunu deşifresini işte o mekanizmayı kuracak adamlar eğitim görüyor. Çek adamsın. Fransız eğitiyor. Bomba koy. Özgürlük. Parlamentoda oturuyor YPG. Sen Avrupa bize diyor ki bir dakika medya seviyeni biraz yükselt. Fasıl masıl HDP'ye dokunma kriterleri bu. Hain olan, bizim hainimiz olan, bize hainlik yapan, sizin kucağınızda oturan Cumhuriyet karşısına dokunmayacaksın. Sizin bebeklerinizi öldürenlere ellemeyeceksin. İşte. Ben sizin bebekleri, çocukları, kadınları öldürenleri de besleyeceğim. Güzel. Ve sen de biraz bekleyeceksin, bize gireceksin. İzmir'e girsin size. Biz girmek istemiyoruz. Madem ki Ali Yiğit istiyorsa. Ali Yiğit kendisi girsin. Kendisi girsin. Biz girmek istemiyoruz abi. Ben bir referandum önce oyumu belli ediyorum. Ben AB'ye girmek istemiyorum. Bu kadar basit. Ben oyumu belli ediyorum. Peki. Amerika'ya bakalım. Bakalım. Donald Trump. Hangi şeyden? Vatan. Vatandan bakıyorsun. Donald Trump kameralar önünde. Yanında eşi ve onun yanında da kızı Ivanka. Ivanka'nın kolunda bir bilezik var. Fakat hikaye şu. Tanımış moda yazarlarına mail göndermiş Ivanka. Demiş ki birazdan kameralar önüne gideceğiz. Ne olur şu kolundaki bileziğe odaklanın diye. Oradan o detaylar görünebiliyor mu? Nasıl bir çekim o? Yani o bileziğin o mesafeden çakma da anlaşılmıyor mu yani? Babası başkanlık o satış derdinde diyor. Allah Allah. Asıl komedi ne biliyor musun? Şimdi bize tabii dünyaya şu anda öyle böyle Ivanka'nın bilezik tasarımcısı olduğu mesajı verilmiş oldu. Ama asıl bizim bildiğimiz neydi? Neydi? Üzerine M harfi yazan Melanie bilezikleriydi. Yani Trump ailesinin bilezik tasarımcısı Ivanka değil Melanie'ydi. Melanie. Bu inanılmaz bir skandal aile içi skandal aslında. Ha, şu anda tüm dünya Ivanka'nın bilezik tasarımcısı olduğunu zannediyor. Halbuki asıl bilezik tasarımcısı Trump'ın eşiydi diye biliyorduk şu güne kadar. Güne kadar. Bunlar tabii ailecek tüccar. Ya bunu artık kabul etmek lazım. Evet, tabii canım. Bunlar ailecek tüccar. Yani Donald Trump. Ama yani şey enteresan yani. Yakından çek. Yakından, evet, yakından çek muhabbeti komik yani. Yakından olacak. Çek. Hadi. Bak, yani bir şey söyleyeceğim. Burayı çek falan. Şimdi Ivanka bileziği yakından çek demiş. Olay yapıyorlar. Donald Trump başkan adayı olduğu zaman Beyaz Saray'ın 100 metre ilerisinde otel satın aldı. Ha, yakın rahat gidip geleyim diye. Yani. Rahat gidip geleyim diye. Abi ne yapmak? İşe rahat gidip gelmek için. Rahat hani o şeyin trafiğine takılmayayım diye herhalde. Bunlar böyle abi. İşe rahat gidip geleyim diye. Güzelmiş. Bir de şey hani henüz şeyin farkında değiller yani. Bundan sonra hep göz önünde olacaklar. Eski eşi mesela büyükelçi olmak istemiş biliyorsun. O Çek asıllı bir foto modeli işi vardı ya eski. Trump da çok yani hayatta çok renkli bir adammış yani ya. Eski eşi şöyle, eski eşi şöyle yani. Ama şeyden kazandı biliyorsun yani. Taciz de önde. Yani geriden yani ben onu yazdım. Obama ile aradaki biliyorsun çok kötü bir seçim süreci geçirdiler. Bu bana böyle yapmıştı, bu bana böyle geldi falan filan diye hep eskiye yönelik. Ondan sonra ne oldu? Trump'ta para var. Parayı bir bastırdı. Adamın hayatında bir araştırma yaptırdı. Bill Clinton'ın. Biz tek Monica biliyorduk. Ondan önce 4 tane taciz olayı yaşadı. Tabii oradan bana yeni Trump'ın 3 tacizi var. Clinton'ın 5 tacizi vardı. O yüzden Trump kazandı. Clinton'ın 5 tacizini boş ver. Sen bana yeni birliği versene oradan. Yeni birlik mi istiyorsun? Evet. Ben dünya okuyordum ama. Dünyayı boş ver. Tamam, yeni birlik şurada. Ver abi. Gönder abi. Pizza Gate mi? Pizza Gate. Bu ne olduğunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz abi. Ben de yani bilmek çok en önemli şey. Tamam, hayır sen şey dedin diye diyorum. Çok da detayına giremedim. Hayır sen şey dedin diye diyorum. Hani Trump'ın 5 tacizi varsa Clinton'ın 10 tacizi var dedin diye. Şimdi bir Pizza Gate meselesi soruşturuluyor gündemde. FBI ajanlarının Clinton Vakfı soruşturmalarında korkunç bir pedofili seks halkasına ulaştıkları bilgileri yayılmaya başlamış. Evet. İnternet araştırmacıları WikiLeaks tarafından yayınlanan John Podesta e-postalarında kullanılan kod kelimeleri keşfetmişler. WikiLeaks'te, Stratford'da bunlar da çok demode oldu artık be abi. Şimdi hocam. Haber çıkınca dünya ayağa kalkmıyor. Sen kalkıyordu da. Hatırlıyor musun WikiLeaks ilk başladığında çok önemseniyordu. Sonra taraf bunun WikiLeaks'in belgelerini tek tek yayınlayacağım diye ortaya çıktı. Satışı 52 binde. Tarafın satışı 48'e düştü. WikiLeaks belgelerini yayınladıktan sonra. Şimdi yani gerçekliği açısından söylüyorum. Hikayenin şeyi şu, başı şu. Evvela şunu söyleyeyim. Amerika'da şu anda bir yangın var.
Ve bu yangının arkasındaki isim Amerika'da kaybettiği yorumları yapılan Soros. Bu çok açık. Öyle diyorlar. Soros destekliyormuş dünyada, galiba şu anda. Yani. Soros dünyada nereyi kaybederse orayı yakar. Yani evet. Soros'un huyu budur. Kaybettiği yeri yakar. Şu anda da Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle işte hani Kaliforniya başta olmak üzere demokratların güçlü olduğu noktalardaki çok ciddi sokak hareketlenmelerinin arkalarındaki isim olduğu söyleniyor. Şimdi bunun revanşı evet. Bu Pizzagate. Comet Ping Pong'un sahibi Alefantis, James Alefantis üzerinden yürüyen bir e-posta trafiği deşifre olmuş gibi görünüyor. Ve işin içinde Soros'un da olduğu, Marina Abramovic'in de olduğu, bu hani Lady Gaga'nın da katıldığı bir ruh pişirme seansı vardı biliyorsun. Onların falan da içinde olduğu büyük bir skandallar zinciri deşifre olmuş gibi görünüyor. Yani gibi görünüyor. Bilmiyorum ne oluyor. Ben çünkü bu haberi dün aldık bu haberi biliyorsun. Ama daha evvel bilenler İnternet varmıştı. Üzerinde. Ben ilk defa dün duydum. Ben de sonra bir duydum. Hemen araştırdım bir yere baktım. Hiçbir şey çıkmadı. Yani şey açısından bir şey var ama kimse topa girmek istemiyor. Yine birlik cesur davranmış girmiş. Tebrik ediyorum tabii. Konuyu atlamış. Ama artık çok daha her şeyin önemi yok abi. Bu saatten sonra şunu söyleyeyim ben. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na sorduğumda hani bu niye Trump'ı hazmedemiyorlar diye çok ilginç bir cevap vermişti. Gerçi tüm gazeteler de o ifadeyi kullandılar. Yani bugün Trump'ın karşısına çıkıp da falan eylem meylem yapan bir sürü iş adamı bilmem ne küresel sermaye var ya dedi. Evet. Önümüzdeki günlerde sıraya kuyruğa girip tamam, anlaşmak için kuyruğa girecekler dedi. Tamam, doğru yani. İşin o tarafı başka. O yüzden bunlar biraz geride kalacak. Peki bana bir tane de şey söyle. Bunu da soru olarak masaya bırakalım. Bıraktığımız yerlerde. Çoktan bir bırakmamıştık. Bırakalım. Pizzagate burada dursun. Dursun tabii. Dursun. Çalışırız ileride bakalım. Çalışırız. Şuraya da şuraya bir yere. Başka bir gate mi bırakıyorsun? Almanya'da kaybolan 9000 göçmen çocuk nerede? Soruşturması ne oldu? Ne oldu? Hiçbir ses yok. Bak ne diyorum sana? Pizzagate'i buraya bıraktım. Pedofili çocukların Alefense'nin pizzacısı üzerinden pazarlandığı iddiasını bıraktım. Binlerce çocuğun olduğu sadece bir soruşturma. Almanya'da. Evet. Sadece nerede? Almanya'da 9000 göçmen çocuk kayıp kardeşim. Dünyanın aylardır gece gündüz yemeden, içmeden, uyumadan sadece bunu konuşuyor olması lazım. Tabii ama öyle bir şey yok. Bu göçmen çocuklara ne oldu? Çünkü göçmen çocuğu. Onun kanı değerli tamam. Değil. Tamam. Onlar o gözle bakmıyor. O zaman tekrar baştan sorgulayacak mısın peki Pizzagate'i? Pizzagate o ben bu öteki tarafta şu gazete kaynağı. İkisini birbirinden tamam mı? Ayırıyorum ben. Tamam evet doğru. Kaynağı. Ama, doğru. Ama dediğin olay Alman makamlarına soruldu. Unutma soruldu. Onları ne yaptı? Onlar da biz bakıyoruz bilemiyoruz falan evet. Filan dediler. Tamam. Bu sadece Almanya'da. Resmi bir açıklama geldiği sadece için. Sadece Almanya'da. Bu çok daha felaket. Ama hiç kimse diğer buna itibar etmedi. Yani dünyada binlerce göçmen çocuk kayboluyor Hikmet abi. Durum çok ciddi. Doğru. Ve o sonra WikiLeaks belgelerinden göçmen çocukların satıldığı gibi bir iddia çıkıyor. Dünyada organ mafyası var yani. Organ mafyasına gelme. Gel de ona da gel de. Onunla. Bir taraftan böyle bir iddia çıkıyor ortaya. Pedofili. Hı. Yani üst düzey çocuk satışı yapıldığına dair bir iddia çıkıyor ortaya. Amerikalı ailelerin yani anne babası abisi belli olan ailelerin çocuklarında kayıp oranı yok. Hı. Ama burada böyle bir pazar olduğu iddia ediliyor. Bir taraftan da binlerce göçmen çocuk kayıp. Şimdi bu ikisini beraber konuşmayalım mı? Değerlendirmeyelim mi? Konuşması lazım. Zaten daha önce konuşması lazım. Yani o konunun kapatılması buraya kadar şey yapması bile anlaşılmaz bir şey. 9000 insandan bahsediyorsun dünyada buhar olmuş. Bu mesele bu kadar basit. Peki. Yani bunu daha önce de gündeme getirmek gerekiyor aslında yani. Peki en son. Yeni bir haber mi geldi? Saadet Oruç'u. Cumhurbaşkanlığı. Çalışmanın sadece Turcu bir selamlamamız lazım. Selamlayalım. Ekran görüntüsü var mı yoksa buradan göstereyim mi? Varsa Sadi Turuç'a bir selam gönderelim buradan. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Sadi Turuç. Ben bunu görmemiştim ya. Buna herhalde Rögar kapağı diyorlar. Valla çok sıkı ya. Bu kapağı bu hava kaçırmaz mı? Jean-Paul Ney. Jean-Paul Ney evet. Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan'a diktatör dedikten sonra evvela Saadet tabii akıcı Fransızcasıyla ona Twitter'dan bir cevap verdi. Yani önce bir cevap verdi. Sonra bizim de anlayacağımız şekilde ona ne yazdığını böyle tefsir etti. Ama bak buradaki inceliği Saadet de görmek lazım. Selamlıyoruz. Diktatör babandır demedi, anandır dedi. yani
Yani. Saadet Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Saadet Oruç'u selamlıyoruz. Diyor. Çok güzelmiş. Saygıyla huzurunuzdan ayrılıyoruz. Yeniden buluşuncaya dek hoşçakalın. Halkbank piyasaların ritmini sunar.